ikinci golünü atıyor. Süper golcüler Hidra'ya büyük bir üstünlük kuruyor. Harika paslaşma. El Matador boşluğu yakaladı. Gol! Süper golcüler bu maç yarattıkları pozisyonlarla Süper Lig'in en iyi kulüplerinden biri haline geliyor. Hey Muşta, bak ne diyeceğim. Ne? Televizyondaki koca boğa denen adam aynı sen. Hayır, o mu? Evet, baksana. Amatör futbol oynadığımdan beri insanlar bunu söyleyip duruyor. Sen futbol mu oynadın? Koca boğdan harika bir kurtarış. Acaba süper golcüler bu maçı gol yemeden bitirebilecek mi? Kocabo harika bir kurtarış daha yapıyor. Skorboard'da rakip takımın yanında 0 yazdığını görmek hoşuma gidiyor. Hey Muşta, bence Kodes 11 futbol takımına katılmalısın. He? Senin gibi biri işlerine yarar. Sonuçta amatör ligde oynamışlığın var ha. Kocabo takımı çalıştırmak için önümüzdeki ay buraya geliyor. Buraya geldiğinde kocaman, büyük bir sürprizle karşılaşacak. İkiziyle. Buna nereden başvurabilirim? Hoş geldin Kocabo. Geldiğin için sağ ol. Rica ederim efendim. Merhaba. Ben Kocabo. Merhaba. Ben Kocabo. Memnun oldum. Koca bu şeye benziyor. Bence de. Tıpatıp aynı gibiler. Sonunda kalıbıma göre bir rakip buldum. Pekala, bana bir gönüllü lazım. Bugünlük bu kadar eğlence yeter. 5 dakikaya hücre sayımı yapılacak. Önümüzdeki Süper Lig maçlarında ihtiyacım olan şey tam olarak buydu. Samsung United ve Devler takımına karşı. Seni seviyorum. Yani arkadaş olarak dostum. Hadi gidelim Muşta. İmzanı al ve hemen hücrene dön. Koca bu. Acaba gitmeden seninle birkaç dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Ancak hemen... Mahkumlar sana bayıldılar. Eminim hepsi senin gibi yaşamak istiyordur. Özgür olmak. Ve bir efsane olmak. Değil mi Baybo? Her neyse. Bu araba durur durmaz. Özgür biri olacağım. İşte geldik Baybo. Wow. Hoş geldiniz efendim. Havalı Joe aradı. Bu gece gerçekleşecek özel bir partiden bahsetti. Ekipmanlarınız temizlendi ve yarınki maç için hazır durumdalar. Ve 255 ekranlı yeni televizyonunuz kuruldu. Dünyadaki en büyük kanalları izleyebilecek şekilde ayarlandı. Aynen istediğiniz gibi. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben odamda olacağım. Bu hayata çok kolay alışacağım.
Hani ne? Ne oldu? Merhaba Muşta. Ne? Kim? Sesini fazla yükseltme Muşta. Ben Muşta değilim. Ben Koca Bo. Sana sessiz olmanı söyledim Muşta. Yoksa oraya gelip kendimi sustururum. Eğer Muşta gibi çılgınca davranırsan dışarı çıkman hiç kolay olmayacak. Golcüler yuvasında maç günü. Süper golcüler, süper golcüler, süper golcüler. Hadi bu maçı kazanalım Koca Bo. Süper golcüler, bu çok garip. Süper golcüler bugün Saming'e karşı üstünlük koymalı. Koca Bo, kazanmamız gereken bir maç var dostum. İlgileniyorum dostum. Süper golcüler hızlı bir şekilde atağa geçiyor. Takımını 1-0 öne geçiriyor. Maç başlığını henüz 2 dakika olmuşken. Koca Bo kale çizgisinin dışında ne yapıyor? Pozisyonundan oldukça uzak duruyor. Oh, eminim ne yapacağını gayet iyi biliyordur. Sonuçta o Koca Bo. Topşal'dan harika bir savunma oyunu. Dostum, o da neydi öyle? Süper golcüler tekrar atağa çıkıyor. Süper golcüler 2-0 yaptı. York ve North resmen çifte mesai yapıyor. Koca Bo kesinlikle bugün formunda değil. Bire bir kaldılar. Forvet kaleciye karşı. Gol! Saming adını scoreboard'a yazdırıyor. Saming bu golle beraber Koca Bo'yu küçük düşürdü. Oradan bir beşlikle golü buldular. Bu Koca Bo için bir ilk. Üzgünüm. Bugünü temiz tamamlardın sanıyordum bu. Evet. Yani hayır. Ben dün gece çamaşırlarımı yıkadım. Ne? Bir şeyler ters gibi. Ve şimdi efsanevi süper golcüler kalecisi Büyük Bo'nun raporu için doğrudan Ben Sed'e bağlanıyoruz. Ben Rob. Koca Bo'nun formu kötüden dehşete dönüşüyor. Bugün kesinlikle tanıdığımız Koca Bo'yu göremedik. Bu adamı kafana takma. Hadi antrenman yapalım. Ne dersin? Koca Bo böyle oynamaya devam ederse süper golcüler devler için kolay lokma olacak. İsterseniz antrenmanda size yardımcı olurum. Ne yani? Muşta mı bize yardım edecek? Muşta mı? Ben Muşta değilim. O zaman kanıtla onlara. Koca Bo. Onlara kim olduğumu ben olduğum kişiyim. O güvenlik görevlisinin şapkasından vur. Üzgünüm dostum. Süper golcülere hayranım. Wow, çok iyiydi bu. Bize de böyle oynamayı öğret. Hadi. Siz gerçekten nasıl oynanır öğrenmek istiyor musunuz? Güzel. Formumu korumam gerekiyor. Böylece buradan çıktığım zaman hazır olacağım. Çıktığın zaman imkanı yok. Muşta şanslıydı. Dikkat. Kode son bir önümüzdeki hafta üniversite sahasında gerçek bir maça çıkacak. Bol şans. Üniversite sahası mı? Golcüler yuvasına çok yakın. Hey,
Hazır mısın koca Bo? Tabii ki de hazırım. Devlerin oyuncuları bundan çok daha sert olacak. Henüz seviyelerine yaklaşamadık bile. Ancak elimizdekiyle en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Ve elimizde ihtiyacımız olan şey var. Biz süper golcüleriz. Bu takımın herhangi bir oyuncudan çok koçum, daha büyük olduğunu göstermeliyiz. Bu imkansız. Bir takım olarak kesinlikle doğru değil. Süper Lig'deki en zor maçınız için hazırlanın. Süper golcüler haftaya devlerle oynayacak. Bizim maçımızla aynı güne denk geliyor. Koca Bo yedekte mi? Ne? Süper golcüler maçı kaybedecek. Muşta yüzünden. Kaçmana yardım etmeliyiz. O zaman yapacak çok fazla işimiz var. Bugün maç günü. Ve günün sorusu şu. Süper golcülerin yedek kalecileri Noah Murdock devlere karşı ilk 11'de başlamanın baskısı altından kalkabilecek mi? Hiç mi fikrim yok. Ama kaleyi korursa iyi eder. Bastırın süper golcüler! Evet, umalım ki kaleci Murdock ilk maçından kalenin dibini boylamaz. Ben Benzed, golcü yuvasından size bildirdim. Çok yazık. Koca Bo'ya karşı bir gol atmak istiyordum. Kesinlikle. Murdock da sağlam bir kaleci. Ne yazık ki sandığımız kadar kolay olmayacak. Evet, ama çok iyi oynarsa... Koca Bo'yu sahaya çıkarmanın bir yolunu bulmamız gerekecek. Eminim koç seni bir noktada maça sokacaktır. Kimin umurunda? Yani kazandığımız sürece değil mi? Evet Shakes. Gün boyu burada dikilecek misin? Bu şekilde iyi goller atamazsın kardeşim. Çocuklar, onun koca Bo olduğunu sanmıyorum. Shakes, sen delirdin mi yoksa? Ciddiyim. Bir şeyler ters gibi. Shakes, sana katılıyorum dostum. Bir şeyler kesinlikle doğru gitmiyor. Ama şu an bunun üzerinde duramayız. Şu an kazanmanız gereken bir maç var. Eğer Rafi liderlik alırsak... Belki seni oyuna sokabilirim. Neyse. Efendim? Beklerken eldivenlerini çıkarabilirsin. Hayır. Hazırda bekleyeceğim. Ne olur ne olmaz. Bana dön! Bir dakika. Muşta nerede? Çabuk bana Muşta'yı bulun. Muşta yerinde değil. Tekrarlıyorum. Muşta kaçmış. Süper golcülerin yedek kalecisinden muhteşem bir kurtarış. Şu ana kadar Noah Murdock bugün kalede harika bir iş çıkardı. Koca Bo'yu tekrardan oyuna sokma vakti geldi. Murdock çok sert bir darbe alıyor. Ve görünüşe göre kolay bir şekilde ayağa kalkamayacak gibi. Süper golcülerin bir numaralı kalecileri dışında başka bir seçeneği yok. Umalım ki son maçından bu yana formu düzelmiş olsun. Evet.
Süpergolcüler için utanç verici. Devlere karşı 1-0 geriye düştüler. Ve bu golle beraber Devler şimdi 2-0 öne geçti. Aa, bugün Süpergolcüler için umutlar tükenmiş gibi. Umalım ki devre arasında bir çözüm bulabilsinler. Bunun ne sorunu var anlayamıyorum. Bu şekilde devam edersek kazanamayız. Hey, Koca Bo. Harika bir devre oynadın dostum. Ne? Harika bir oyun çıkarıyorsun. Biliyordum. Sen Koca Bo değilsin. Sen? Ben mi? Sen? Hayır, hayır, hayır. Gerçek olan benim. Koca Bo. Geri geldin. Ne oldu? O da kim? Bekle. Nereye gitti? Açıklayacak vakit yok. Skor kaç kaç? 2-0. Durum çok kötü. Pekala. Hadi halledelim şunu. Hop hop hop. Çocuklar, geri dönmek çok güzel. Sadece 2 dakikalığına gitmiştin. Çocuklar, açıklama yapacak zaman yok. Kulağa garip geliyor ama öbür adam sahtekardı. İşte gerçek Koca Bo. Hadi gidip kazanalım şu maçı. 3'te. 1, 2, 3. Süper Gocular. Vay canına, birileri Koca Bo'yu devre arasında uyandırmış. Bugün ilk kez onu durdurmak mümkün değil. Ve süper golcüler gayet formda görünüyor. Gol! Ve süper golcüler maça tutunuyor. Koca Bo'yu ikinci yarıda gafil avlamak bile mümkün görünmüyor. Ve bu kurtarışla süper golcüler atağa çıkıyor. Top havada. Jax hareketleniyor. Gol! Süper golcüler beraberliği buluyor. İlk yarıdaki kötü oyunlarından ikinci yarıda hiçbir eser kalmadığını görüyoruz. Golcüler maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda. Maçın 88. dakikasındayız ve Koca Bo beraberlik için bu performansını korumak zorunda. Gözlerime inanamıyorum. Bunu görüyor musunuz? Resmen ona saldırmalarını istiyor. Buna inanamıyorum. Dansçı hasta. Bana dön. Harikasın dostum. Yeniden aramızda olman çok iyi Koca Bo. Mükemmel bir iş çıkardı. Evet, ama bunun hepsini kim olduğumu hatırlamamı sağlayan bir takıma borçluyum. Ama bu hikayeyi başka bir zaman anlatırım. Ups, neredeyse unutuyordum. Alo, polis. Sanırım öğleden sonra oynanan hapishane maçından kaçan adamın nerede olduğunu biliyorum. Benim planım kusursuzdu. Koca Bo nasıl bu kadar kolay kaçtı? Ve bu da ne böyle? Bilmiyorum. Neyse, iyi geceler ortak.